Merhaba arkadaşlar. Bugün Fibonacci seviyeleri hakkında konuşacağız. Fibonacci seviyeleri birçok kitapta, birçok videoda, YouTube'da örneğin burada olduğu gibi kolayca görebileceğiniz ve uygulaması kolay olacağını düşündüğünüz bir şey. Fakat bu gerçekten çalışıyor mu? Buna bakmak lazım. Bunun için Larry Williams, ünlü bir borsacı, Larry Williams'ın yaptığı 6000 tane örnekleme alarak yaptığı araştırmada Fibonacci sayılarının kullanıp kullanılamayacağını, herhangi bir sonuca varılıp varılamayacağını Fibonacci seviyelerini kullanarak göstereceğim. İlk başta Fibonacci seviyelerin ne olduğunu söyleyelim. Fibonacci seviyeleri Fibonacci sayılarının kullanımıyla oluşmuş belli bir yüzde retracement seviyeleri, yani tekrar düşüş seviyelerini söylemekte. Örneğin X'ten Y'ye kadar çıktı aldığımız hisse, Y'den ne kadar aşağı düşeceğini bilmiyoruz. Bunu tahmin edebilmek için örneğin Fibonacci sayılarını kullanıyoruz. %23, %38 yaklaşık olarak söylüyorum. %50, %61 ve %100 diye düşebilir diyor Fibonacci sayıları. Örneğin %38, %50, %61 gibi. Örneğin bu noktadan şu noktaya çıkan bir hissenin geri düşeceği yer ortalama şuralar olarak diyorsunuz buna göre. Ama bu gerçekten doğru mu? Görüntü olarak tabi birçok çizgi çizerseniz mutlaka bir yere gelmesi olasılığı var. Bunu istatistik sayılara döktüğümüzde daha kolay görebiliriz. Bir iki görüntüde bunu görmek öyle bir olgu olduğu hissini verebilir. Fakat sayılarda bunu görmek, 6000 noktada bunu görmek daha farklı bir şey. Şimdi size onu göstereceğim. Tabi bu yapılan araştırma Larry Williams'ın yaptığı bir araştırma. Onun videolarında görebilirsiniz. Larry Williams 50 yıl tecrübesi olan ve 10 bin doları 1 milyon dolara çıkartan kişidir bir yarışmada. Ve birçok kitabı vardır. Onun kitaplarını, yatırım tekniklerini okumanızı tavsiye ederim. Kendi web sitesi de Irely Trade isminde. Evet, onun yaptığı araştırmaya geleyim şimdi. Burada bir araştırma yapmış. Fibonacci retracement seviyelerini göstermek için. Aşağıda gördüğünüz bu kısımlar yüzde olarak nereye kadar indiğini gösteriyor. Örneğin X'ten Y'ye çıktıktan sonra yüzde kaç inmiş? Fibonacci sayılarında yüzdelik olarak %38, %50, %61 var. %23, %38, %50 seviyelerine bakın. %23 şurası. Gördüğünüz gibi 6000 araştırma içinde o seviyeye gelip tekrar geri dönen çok az hisse var. Diğer bir nokta %31 noktası. Onları işaretleyebiliriz. Şu noktada %31 noktası. %31 bu nokta olarak söyleyelim. Gördüğünüz gibi 6000 değer arasında o noktaya gelip geri dönen çok az örnek var. Diğer bir hissi biri de neydi? Şuradan tekrar bakalım. Bu değer de az görünmekte. Şurayı işaretleyelim. Şurası. Fibonacci noktalarını işaretleyelim. Böyle daha iyi göreceğiz. %50 noktası da ortalama şurası olarak diyelim.
Bunun dışındaki noktalar 61 ve 100. Evet, bunları Fibonacci noktaları olarak işaretledik. Ama burada herhangi bir örneğin burada kullanılabilecek herhangi bir form görmüyoruz. Yani hisselerin çok azı %22 Fibonacci seviyesine geliyor. Aynı şekilde %37'ye gelen de çok az. Bunun dışındaki bütün hisselerde aynı davranışı gösteriyor. Yani %42'den sonra herhangi bir yere gelebiliyor. %77 noktasına da gelip dönebiliyor. %67'ye de dönebiliyor. Yani bu Fibonacci sayılarının herhangi bir önemi yok. Buradaki çubuğun yüksekliği 6000 tane örnek içinde kaç tane değerin örneğin %42'ye gelip geri döndüğünü göstermekte. Herhangi bir borsada işlem yapılabilecek istatistiksel bir veride bunlardan birinin çok yukarıda olması lazım. Ama hepsi eşit dağılmış görünüyor. En yukarıda olan değer örneğin %87 olarak görünüyor burada. Ama bu da herhangi bir Fibonacci sayısı değil. Yani Fibonacci sayılarının borsada kullanılabilecek, size kazanç getirebilecek herhangi bir önemi yok. Bunu kendiniz de test ederek kullanabilirsiniz. Unutmayın ki kullandığınız her yöntemi önceden test edin. Ondan sonra planınıza, yatırım planınızı alın. Bu da o örneklerden biri. Bunu bütün kitaplarda görebilirsiniz. Ama bu tür testi hiçbir kitapta göremezsiniz. Fibonacci üstüne yazılmış bir sürü kitap vardır. Ama tabii Fibonacci'nin istatistiksel olarak çalışmadığını gösteren herhangi bir kitap bulmanız daha zordur. Görüşmek üzere. Bye bye. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen iyi olun. Bye bye.